Efendim merhabalar, 5. mevsime hoş geldiniz. Bugün özlediğimiz bir isim var stüdyomuzda. Uzun zamandır misafir etmeyi düşünüyorduk ama çok yoğun kendisi. Konya'da bütün Türkiye'yi hatta dünyaya örnek olabilecek bir oluşumun içinde psikolog, SOBE koordinatörü Fatma Güllüoğlu Birer misafirimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok şükür kavuştuk, sohbet edeceğiz, sizden istifade edeceğiz. İnşallah. Heyecanlıyız ve gurur da duyuyoruz Konya'da yapmış olduğunuz işlerle. Hayırlı Aynen öyle. olsun diyelim Sobe için çünkü yeni bir soluk değil mi? Evet, Sobe yeni bir soluk ve Sobe tüm Türkiye'yi heyecanlandıran da bir proje. Hatta biz yurt dışından bile ciddi anlamda sizi takip ediyoruz diyerek bize eğitmen göndermek için talepler almaya Ne güzel, başladık. ne güzel. Sisteminizi bize öğretin, bizim hocalarımızı da eğitin. Sisteminizi bize de uyarlayalım. Öğrencilerimize nasıl uyarlayabiliriz diye biz yurt dışından bile artık talepler almaya başladığımız bir Başladık. proje. Ben de bu şehirle artık daha da gurur duyuyorum. Çünkü özel desteğe ihtiyaç olan hastalık ve yaş grupları ile ilgili artık yeni oluşumlar var şehrimizde. Evet. İşte bakıyoruz bir sokakta Alzheimer'la ilgili bir merkez var. Bakıyoruz otizmle ilgili çocuklarla ilgili bir merkez var. Belki bundan bir 5-10 sene sonra bu merkezlerin sayısı artacak. Ve Tabii. Konya sosyal destek açısından artık tercih edilir bir şehir haline gelecek ki onun ilk adımlarını da değil mi? Atmış olduk diyebiliriz belki. Aynen biz şunu yaşıyoruz Fatma Hanım. Geçen gün İzmir'den bir velimiz aradı ve bize sorduğu soru şu, taşınalım mı? Aa. Yani direkt tüm hayatını tayinini isteyecek, buraya gelecek. Diğer çocukların okulu varsa okulları değişecek. Ama bu merkez için hayatını değiştirmek isteyen şu an İzmir'den, Tekirdağ'dan hatta yurt dışından gurbetçilerimizden bile var. Evet. Sobe'yi biraz daha merak etsinler. Acaba nasıl bir merkez bu diye bir hatırlatmada bulunayım ben. Biz bugün otizmli çocuklarla sohbetimize başlayacağız. Belirtilerinden konuşacağız. Günümüz yaşamında otizmle ilgili neler yapılabilir diyeceğiz. Merak ettikleriniz olursa ekranımızdaki WhatsApp hattından hiç çekinmeden sorularınızı, mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Sadece soru değil, otizmli bireyler varsa ailenizde tecrübelerinizi de paylaşabilirsiniz. Hem tedavi açısından hem onlarla yaşam açısından bir takım avantajlar kazandıysanız, tecrübe edindiyseniz hiç çekinmeden mesajlarınızı bize gönderin. Şimdi otizmi biraz daha çok mu duymaya başladık Fatma Hanım? Otizmi maalesef daha çok duymaya başladık. Yani 1980'li yıllara baktığımızda 1.000 çocukta bir görülen bir problemken, bir bozuklukken şimdi dünyada Türkiye'de dahil olmak üzere her 68 çocuktan birinde otizm görülüyor. Nasıl bir artış bu böyle? Bu inanılmaz bir artış. Buna dair ciddi tartışmalar var. İşte önceden bu kadar tanı konulmuyordu gibi rivayetler var ama istediğiniz kadar buna bir bahane bulmaya çalışın. Bu oran asla açıklanamayacak bir oran. Yani binde Müthiş bir birden artış. 68'de bire düşmesi çok ciddi bir problem. Ve 80'den bugüne öyle mi? Evet, yani 20-30 yıldan Ne bahsediyoruz. kadar kısa bir zaman. Tabii bununla ilgili birçok teori de var değil mi? Acaba televizyon mu buna neden oldu? İşte başka şeyler mi? Aşılar mı? Aşılar mı? Filan vesaire. Konuşulan çok komplo teorisi var. Evet. Biz peki oralara çok girmeden tam bir net tarifini yapalım mı? Otizm nedir mesela öyle diyelim. Otizm nedir? Sebebini net bilmediğimiz. Bunu özellikle vurgulayalım. Çünkü maalesef hani denize düşen yılanı sarılır hesabı en fazla aileleri üzen konu bu oluyor. Otizme dair işte aşı sebep oluyor, organik tarım yapılmadığı sebep oluyor. Muhakkak ihtimali vardır, muhakkak bir zararı vardır, etkiliyordur. Ama %100 sebebi bu diyemiyoruz. O yüzden de lütfen aileler yapacakları tedavide, yolda, yollarda, eğitim metotlarında hepsinde bilimsel olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Otizm doğuştan gelen, sebebi net olarak bilinmeyen, nörogelişimsel bir bozukluk. Herhangi bir zeka geriliği değil ya da Down sendromuyla mesela karıştırılır. Herhangi bir kromozom fazlalığı değil. Beynini tamamen etkileyecek diye bir kaidemiz yok. %46 gibi bir oranı baktığımızda normal hatta normal üstü zekaya sahip olanlar bile var. Nörogelişimsel bir bozukluk. Bunu özellikle vurgulamamız gerekiyor ve Gerekiyor. doğuştan gelen bir durum. Peki ilk hangi aylarda belirti vermeye başlıyor Fatma Hanım? 6. aydan itibaren aslında anne ve baba ilgiliyse ya da etrafınızda çocuk gelişimini bilen birkaç kişi varsa aslında 6. aydan itibaren şüpheleniyoruz. Çok erken bir dönem Çok değil mi? erken. Yani neye dikkat etmemiz gerekiyor? 6. ayda hani çocuğu karşınıza aldığınızda siz onu gülümsediğinizde o da size gülümser. Ya da daha böyle işi alandan biriyseniz ben mesela dil çıkararak bir test ederim çocuğu. O da dilini çıkarmaya çalışıyorsa bir taklit becerisi var demektir. Sizinle göz kontağı kuruyor demektir.
ismini söylediğinde size tepki veriyor, bakıyor demektir. 6. aydan itibaren aslında biz tepkilerini görmeye başlıyoruz. 12. aya geliyor bu çocuğumuz, o babalama dediğimiz işte agu sesini çıkartır. A der, ba der. Bir ses çıkarmaya çalışır. Babalama deriz biz buna. 12. ayda babalamayı görmüyorsak şüphelenmeye başlıyoruz. Peki sonradan ortaya çıkar mı otizm? Mesela ilk 3 yaş çok normal olup 3 yaşında falan başlayabilir mi? Yoksa doğuştan mıdır her zaman seyri? Her zaman doğuştandır aslında ama ailelerde genelde şunu görüyoruz. İşte 3 yaşına kadar çok normaldi hocam. Cümleler bile rahatlıkla kuruyordu. Sonra birkaç gün içerisinde bir şey oldu. Olayıyla, vakalarıyla karşılaşıyoruz. Temeline baktığımızda aslında bazı belirtiler doğuştan itibaren geliyor. Ama ailelerin en fazla odaklandıkları şey çocuğun konuşması ve yürümesidir. Bir çocuk konuşuyorsa ve yürüyorsa o çocukta problem yoktur. Ki genel anlamda otizmden şüphelendikleri için gitmezler. Ya konuşmamasından ya yürümemesinden şüphelenirler. Önce bir çocuk doktoruna giderler ya da aile hekimine giderler. Onun yönlendirmesiyle çocuk nöroloğu ya da çocuk psikiyatristi görerek peki yürüyebilen koyar. Ve iyi konuşmaya da başlayan bir çocuk yine otizm belirtilerini... Ne olabilir? Oluyor mu? Aynen çok öyle. Çünkü otizmin ana kriteri yürümemesi ya da konuşmaması değildir. Ne acaba? Otizmde ana kriter sosyalliktir. Yani şu an konuşurken birbirimizin gözünün içine bakarak konuşuyoruz. Çünkü bu kişiye kendini değerli hissettirir ve iletişimi devam ettirir. Evet. Dikkatinizi bir noktaya odaklamanızı sağlar. Şu an aynı konu üzerinde konuşuyoruz. Siz de ben de otizm üzerine düşünüyoruz. Ama bu çocukla bunu yapamazsınız. Siz araba dersiniz, onun arabadan anladığı dönen bir tekerlektir. Siz araba dersiniz, bak kırmızı araba dersiniz, o onun çevirip tekerlerini döndürme derdindedir. Aa hadi gel bebeğe yemek yedirelim dersiniz. Bu onun için anlamlandırılamayan bir durum olur. Der ki nasıl yani, hani bebek yok ki neye yemek yedireceğim? Tabakta yemek yok ki, hayali oyunlar oynayamaz gibi. Sosyallik ve somut kavramlardan öte soyut kavramlar, hayali oyunlar gibi kriterler bizim için önemlidir. Kilit 3 olur. Yaşına gelmiştir, konuşuyordur ama anne bana su ver diyordur sadece. Ben acıktım diyordur. Bu yeterli değildir. Peki otistik çocuklar kalabalıktan ya da sosyal ortamlardan çekinir mi? Bazısı evet. Yani bazı çocuklarda belirli rutinler vardır, belirli kurallar vardır. Yabancı bir insan, yani değişiklik, her türlü değişikliğe kapalı olabilirler. Yabancı bir insan onu tedirgin edebilir. Çünkü o insanı tanımıyor. Ve o insandan ne geleceğini bilemiyor. Bilmiyor. İletişim kurmakta da özellikle konuşma yoksa iyice tedirgin oluyor. Çünkü kim olduğunu soramıyor. Karşı tarafta onun belki iletişim kurmamasından, belki daha sessiz kalmasından, belki gözünü kaçırmasından tedirgin oluyorsa ve ona farklı gözle bakıyorsa, ki beden dilini aslında bu çocuklar çok iyi okuyorlar. Hepimiz için geçerlidir. Küçükken beden dilini çok çok daha iyi okuruz. Çünkü masum bir melek değil mi? Aynen öyle. Yani küçük çocuğunuzu bir yere götürürsünüz, birinin yanına girmek istemez. O insanda biri vardır. Bir şey vardır diyorsun. Beden dilini, çünkü o çocuklar çok çok daha iyi okuyorlar. Otizmli çocuklar için de bu geçerli. Yani beden dilindeki o enerjiyi hissediyorlar ve tedirgin olabiliyorlar. Aşırı duyarlılar bazıları. Yani kokuya karşı aşırı duyarlı olabilirler. O gün karşınızdaki insan duş almadıysa o bunun kokusunu alarak bundan rahatsız olabilir. Şu an stüdyoda bakın hani bazı sesler var, mekanik sesler, ama bunlar bizi rahatsız etmiyor. İşimize odaklanabiliyoruz. Ama o mekanik ses onun için çarpı 10 diye hesapladığınızda muhteşem rahatsız edici. Hele de konuşamıyorsa öfke nöbeti geçirmesine bile sebep olabilir. Çünkü ciddi bir rahatsızlığı var. Hani kulaklığı taktığınız ve sonuna kadar hiç hoşlanmadığınız bir müziğin bangır bangır verildiğini düşünün. Aa, onların dünyasında ufacık gürültüler böyle mi yansıyor? Bazen evet. Bir sinek vızıltısı onu çok rahatsız edebilir. O zaman otizmli çocuklara zamanında destek olunmazsa okul süreci onlar için bir kabus gibi. Okul sürecine hiç başlayamayanlar bile var. Peki geç kalınma diye bir şey var mı? Ya da erken tedavi diye bir şey var mı? Her zaman için var. Yani önceden mesela 3 yaşından önce tanı konulmuyordu ve eğitime başlatılmıyordu. Ama şükürler olsun artık hani yeni gelişmelerle beraber 1,5 yaşına kadar bu düştü. Ve 1,5 yaşında başlatabiliyorsunuz. Hani geç kalınmışlık direkt demek istemiyorum ama ağaç yaşken eğilir atasözü de herkes için geçerlidir. Sadece otizmle alakalı değil, normal gelişim gösteren çocuk için de geçerlidir. Şimdi sobede 20'li yaşlarda öğrencilerimiz de var ama onlarla kat ettiğimiz yolla 3 yaşında kat ettiğimiz yol tabii ki çok farklı oluyor, olacak. Değil Çünkü mi? Biri hani hamur şeklinde elinize geliyor.
Öteki artık kalıplaşmış, kemikleşmiş bir yapı var. Ona şekil vermekle, yani onu önce yumuşatmak için uğraşıyorsunuz. Günlerce, haftalarca, aylarca, hatta belki yıllarca. Ama diğeri elinizde bir hamur. Hazır, Ona şekil yoğrulmaya hazır. vermek çok çok daha kolay. Peki erken fark edilip erken gereken ehil ellerden destek alınırsa sonucumuz nasıl olabilir? Yani bu belirtiler aza iner mi? Çocuklar sosyalleşir mi? Okula gidebilirler mi mesela? En iyi sonuçtan bahsedeyim ama izleyen, özellikle yeni tanısı konulan anneler varsa, çünkü özellikle yeni tanısı konulan çocuklarda aileler önce bir şok yaşıyorlar. Yani kabullenme sürecine giriyorlar. Sonra da ilk tutundukları dal şu oluyor: raporu kalkabilir. Aslında rapor kalkma ihtimali otizmde var. Ama çok erken tanı konulduysa, atipik dediğimiz %40 oranında hafif düzeyde otizmli ise ve ciddi anlamda kurum ve aile paralel bir şekilde çok 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 iyi bir eğitim veriyorsa ve çocuğumuz da bunu alıyorsa, bu da çok önemli Fatma Hanım, çünkü genel anlamda aileler hep şeyi düşünüyor: biz ehil ellere denk gelmedik, o yüzden bizim raporumuz kalkmadı. Şimdi sadece sizin vermenizle olmuyor. Çocuğun da bunu alabilmesi Onun yapısı da gerekiyor. önemli. Aynen öyle. Çocuğun yapısı zaten asıl programı, düzeni ve raporu belirleyecek şey çocuğun yapısı. O zaman raporu bile kalkabilen çocuklarımız var. En iyi ihtimal bu. Yani gönül ister ki tüm çocuklarımız da bu süreci yaşayabilelim. Ama çok da yaşadığımız bir süreç değil Ama açıkçası. mümkün mü? Zor da olsa Olabiliyor. mümkün. Evet. Zor da olsa mümkün. Ama dediğim gibi aileler lütfen buna odaklanmasınlar. Çünkü birçok aile bu dala tutunuyor. Haklı olarak. Bu da çocuğu kabullenme sürecini ve o iletişimi zorlaştırıyor. Diğer aşamada da otizme sahip olan her çocuğa dokunduğunuzda muhakkak, bunun altını çizerek söylüyorum, değişim oluyor. Hayatlarında muhakkak bir şey değişiyor. Yani en basitinden mesela konuşamayan bir çocuk annesinin elini tutuyor ve diyor, göz suyu gösteriyor. Bu. Bir beceri geliştiriyor. Bunun bile biz bunu kabul etmiyoruz. Bu bizim için beceri değil. Bizim beklediğimiz şey bu çocuğun mutfağa giderek sürahiyle bardağının suyunu dökerek kendi içmesi. Şimdi normal bir beceri anlamında baktığınızda çocuk mutfağa gidiyor ve suyunu içiyor. Ne var bunda? Ama annenin elini tutup gösteren bir çocuğun su için anneyi kaldırmaması ve kalkıp kendi suyunu alabilmesi bile çok çok büyük bir gelişme olabiliyor. Bazen ilk kez duyulan anne kelimesi bile değil Tabii. mi? Muazzam bir hediye olabiliyor Tabii ki. aileler için. Çok önemli bir Yani şey. konuşmayı Değil mi? zaten velilerimiz de biz de çok önemsiyoruz. Çok Yani önemli bir şey. çocuğun kendini ifade edebilmesi. Geçen gün mesela bir çocuğumuza bunu yazdık. Normalde okuma yazma bilen ve konuşabilen bir çocuğumuz. Derste mektup yazdı annesine. Anneciğim, seni çok seviyorum, iyi ki varsın gibi. Ya yani bu çabayı desteklemek lazım çünkü, ve dersin sonunda bunu annesine verdi. Anne tabii ki Çok gözde yaşlar etkilendi. içerisinde, yani hani bu emeğinin karşılığını almak onu çok çok mutlu Ediyor. ediyor. Şimdi sohbetimize devam edeceğiz. Otizmle ilgili bu merkez SOBE neden kuruldu? Konya'da neler yapılıyor? O kadar muazzam bir yer ki binicilikten bahsediyorsunuz, Evet. yüzmeden bahsediyorsunuz. Birazdan bakalım bizleri şaşırtacak daha neler çıkacak bu merkezin içinden ama sırada reklamlar var. Reklamların arkasından burada olacağız. Sorularınıza da yer vereceğiz. Bizden ayrılmayın. Beşinci mevsim devam ediyor. Bugün şehrimizden psikolog, aynı zamanda SOBE Merkezi Koordinatörü Fatma Güllüoğlu Birer stüdyomuzda. İlk bölümde otizmle ilgili bir giriş yaptık. Aslında birçok şeyden bahsettik. Ve erken tanının, erken desteğin çok önemli olduğunu söylemişti Fatma Evet. Hanım. Ve bu işi kabul etmek belki en zor taraf demiştiniz. O benim aklımda muhakkak kalacak. Çünkü kabul etmek bir sorunu aynı zamanda çözüm için adım atmayı da Kesinlikle. getiriyor, değil mi? Bir şeyi reddetmek biraz daha oyalanmamıza neden olabiliyor bazen. Kilitlenmemizi sağlıyor. Değil Başka hiçbir şey değil ve boşuna zaman kaybediyoruz. mi? Yani otizmi ne kadar erken kabul edip yol kat eden aile varsa, şu an başladıkları nokta ve geldikleri nokta arasında çok büyük farklar var. Ama kabullenmeyen ailelerde de o anda kilitlenmişler ve bedenen, ruhen çok yıpranmış ailelerle karşılaşabiliyoruz. Peki, SOBE'yi ilk defa duyanlar için Konya'daki bir merkez nasıl kuruldu? Hangi dertle kuruldu? Biraz anlatır mısınız Fatma Hanım? Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı, Selçuklu Belediyesi'nin bir projesi olarak başladı. Otizmli bir ailenin
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı bir programda yakalaması ve "Başkanım biz çok zor durumdayız, bize yardım edebilir misiniz?" çağrısıyla başlayan, ki başkan hep şunu söyler, yani hani otizmi ben çok tanımıyordum da ama bu aileye nasıl yardımcı olabilirizle başlayan ve şu an otizme dair seminer verebilecek kıvama bile geldi. başlayan bir süreç. Projeyle ilgili ilk başta küçük bir projeyle, işte bakım merkezi mi olsa, eğitim merkezi mi olsa, sosyal faaliyet açısından neyi barındırsa diye yola çıkılıyor. Oturup uzmanlarla görüşülmüş bir proje, yurt dışı ziyaretleri yapılmış bir proje ve Türkiye'de ilk proje. Yani otizm dediğinizde Türkiye'deki sistem şudur. Hastaneye gidersiniz, rapor alırsınız, rehberlik araştırma merkezine gidersiniz, size bir eğitim modülü çıkartır. Onu da 2 saat ya da 3 saat haftada eğitim hakkınız vardır. Rehabilitasyon merkezlerinden birine gidersiniz, haftada 2-3 saat eğitiminizi alırsınız. Budur. Peki ne kadar verimli oluyor? Kişiye göre değişiyor muhtemelen. Hani tabii kişiden kişiye değişiyor ama beterin beteri vardır hesabı oluyor açıkçası. Hani hiç eğitim almamalarındansa haftada 3 saat eğitim almış oluyorlar. En azından. Gibi. Yani eğer bir çocuk açıksa, alımı açıksa, ilerlemeye açıksa 3 saatte bile ciddi yollar kat edebiliyorsunuz. Orada biraz da eğitimciyle de alakalı. Yani eğitimciniz gerçekten özveriyle çalışıyorsa, yeni eğitim metodlarını takip ediyorsa, yeni teknikleri takip edip bunu uygulamaya özen gösteriyorsa ve en önemli nokta aileyle işbirliği içerisinde ise yetebiliyor. Çünkü evet biz haftada 3 saat görüyoruz ya da rehabilitasyon merkezleri haftada 3 saat görüyor ama aileler 7-24 beraberler. Ve siz anneye bir tekniği öğrettiğinizde anne evde onu uygulayabilir. Fırsat öğretimi dediğimiz bir şey var aslında. Biz kendi çocuklarımıza da bunu uyguluyoruz. Yani eve gittiğinizde şey düşünmüyorsunuz, bugün kırmızıyı öğreteceğim. Ama kırmızı bir balon gösteriyorsunuz, aa bak kırmızı balon diyorsunuz. Akılda bak araba kırmızı diyorsunuz. Bu çocuklarımız bu fırsat öğretimine biraz kapalılar. Onlara zorla, aa evet bugün kırmızıyı öğreteceğim diye bir program oluşturmanız gerekiyor. Ve o gün kırmızı balon göstermeniz, kırmızı arabayla çalışmanız, işte kırmızı bir tabağınız varsa onunla yemek vermeniz gibi sizin fırsatlar oluşturmanız yani gerekiyor. Aslında ebeveyn için oldukça zor bir süreç. Sistemli bir süreç. Değil mi? Yani başta alışması çok zor ama alıştıktan sonra da sistemli ve çocuktaki o gelişmeyi gördükten sonra da motivasyonu yüksek. Aslında güzel bir süreç. Tabii manevi yönü konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Sizin desteğinizle ben de o sürecin hakikaten daha da kolaylaştığını düşünüyorum, umut ediyorum. Bu arada SOBE ile ilgili ilk araştırma yapmaya başladığım zaman karşıma bir mimari yapı geldi. Evet. Alışık olmadığım tarzda. Çünkü bir merkez, işte rehabilitasyon merkezi dediğimiz zaman şöyle birkaç katlı, bahçeli, çevrilmiş böyle villa tipinde öyle bir şey bekliyoruz ama böyle değil. Çok modern, yatay mimari, enteresan bir yapı var orada. Evet. Demek ki çok detaylı düşünülmüş. Kesinlikle. Buradan bir teşekkür iletmemiz gerekiyor aslında Selçuklu Belediyesi Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a. Çünkü Konya'mıza çok büyük değerler kattı. Kesinlikle. Ve inşallah bunların devamını da bekliyoruz önce i̇nşallah. Olarak. Peki şu dışarıdan hani kapı girişinden başlayarak bize anlatır mısınız? Nasıl bir yapı, neler var içinde? 21.500 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Çok geniş bir alan. Genelde bize ya biraz daha merkezde olsaydı diyenler bile var ama bu kadar geniş bir alanı merkeze koyma şansımız yok açıkçası. Çünkü çok geniş bir alandan bahsediyoruz. 13 bloklu bir yapı. Sadece bir bloğunda kat var. O katta da ikinci katta idari katılır. Onun haricinde çocuklarımız için tek katlı bir zemin düşünülmüş durumda. Çok güzel bir şey bu. Bu çok çok önemli. Çocuklarımıza hitap edebilme adası. Şu an ekranda gördüğünüz veli bekleme odası mesela. Hı hı. Çocuklarını eğitime getiren veliler bekleyebiliyorlar. Toplam 18 tane bireysel eğitim sınıfımız, 3 tane grup odamız var. SOBE'yi Türkiye'de ilk yapan nedenlerinden biri sporla eğitimi destekliyor olmamız. Yani 4 tane spor salonumuz var. Bununla destekliyoruz. Havuzumuz var ve binicilik kısmımız var. Genelde baktığınızda insanlarda şey algısı var. Ya enerjisini atması için ben çocuğumu havuza götürüyorum. Bizde havuz enerji atma yeri değil sadece. Bizde havuz eğitimle, uygulamalarla, işte aba tekniği kullanıyorsanız aba tekniğinin kullanıldığı. Aba tekniği nedir? Aba tekniği başlı başına bir program konusudur. Bir cümleyle ilk defa duyanlar için nasıl araştıralım? Daha çok Amerika'da kullanılan ve davranış analizi esas alınarak kullanılan bir eğitim. Hı hı. Metodu. Amerika aslında bunu ilkokullarında, ortaokulunda, lisesinde bile kullanıyor. Uyguluyor mu? Aynen öyle. Onlar kullanıyorlar. Ama otizmde de en etkili yollardan biri.
ABA eğitimi. İnanılmaz sistematik bir program. Her şeyinizi not alıyorsunuz. Bir çocukla bir derste işte kırmızı rengin çalışmasını kaç defa yaptınız? 10 defa mı? Çocuk 10 defadan kaç tanesini yapabildi? Hepsinin sistematik olarak döküldüğü ve soyut hiçbir şey yok. Ya bugün çocuk başarılıydı, başarısızdı. Bu bizim için anlamsız bir ifade. Kaç deneme yaptınız, kaçı başarılıydı? Ve tamamen sistematik. Eğitime bakış açısını değiştiriyor. Tamamen değişiyor. Yani 180 derece değiştiriyor. Başarı kelimesi diye bir şey yok. Kalmıyor. Yani 10'da 10'sa ben bir hocam, Fatma hocam bunda başarı sağladık diyorsa derim ki evet kırmızıyla o zaman 10 deneme yaptın ve 10'unu da bildi öyle mi? Yok hocam öyle değil. 10'da 5 diyorsa hayır başarı yoktur. Peki. Gibi inanılmaz sistematik bir durum. Yüzme çocukları nasıl etkiliyor? Otizmli çocukları nasıl etkiliyor? Şimdi özellikle büyük yaş grubunda biz pilot uygulamayla 40'a yakın öğrenciyle 15 Mayıs'ta başladık. Özellikle büyük yaş grubundan başladık. Çünkü büyük yaş grubunun hayatı şu an daha sınırlanmış durumda. Onlar bir parka gidemiyorlar. Küçük yaş grubundaki aileler işte bizim daha çok faydalanmamız lazım. Bizim eğitimde daha hızlı yol kat etmemiz lazım. Evet haklılar. Ama büyük yaş grubunun da şu anki dezavantajı şu. Parka götüremiyorsunuz. Küçük yaş grubunda otizm de olsa, ağır otizm de olsa o çocuğu parka götürebiliyorsunuz. O çocuğu gezmeye götürebiliyorsunuz. O çocuğu bir şekilde tatile götürebiliyorsunuz. Ama büyük yaş grubunda bu çok 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 zorlaşıyor. Büyük yaş grubunda enerji atıyorlar bir. Masa başında etkinlik yapamadığınız, çalışma yapamadığınız bir çocuğa havuzda yapabilirsiniz. Komut almayan bir çocuk komut alabilir. Taklit becerisi olmayan bir çocuk yüzmeyi öğrenmesinin şartlarından biri hocayı taklit etmesidir. Taklit becerisi kazanmış. Aa, yüzme oluyor. Bunlara vesile oluyor. Tabii ki. Yani bizim yüzmeden anladığımız hep şey. Yani suya girecek ve yüzmeyi öğrenecek. Ama bunun aslında alt basamakları orada birçok davranış. Orada komut alabilmesi, kurallara uyabilmesi gerekiyor. Giymesi gereken bazı kıyafetler var. Bonesini takmak zorunda. Orada hijyenik paspasına basmadan yüzmeye geçemez gibi. Aslında bir düzene, kurala, komut almaya, istediği saate kadar havuzda kalamaz. Seansı bittiğinde çıkmak zorunda. Havuza girerken duş almak zorunda. Çıkmak istemiyorlar gibi. Muhtemelen. Bir kısmında evet var. Yani bir kısmı çok seviyorlar. Çıkmak istemiyor. Özellikle yaz döneminde ama bu bizim için de geçerli. Yani bunun otizmle bir alakası yok. Bunun havayla alakası ve havuzun güzelliğiyle. Kesinlikle. Alakası var. Peki biraz da binicilikten bahsedelim. Binicilik ve çocuk deyince aklımıza tabii ki rehabilitasyon süreci geliyor. Evet. Atların insanlara olan bir etkisi var değil mi? Yüzyıllardır kesinlikle. Bu konuşuluyor ama biz belki yeni yeni keşfediyoruz evet. Bunu. Maalesef biz geçmişte kaybettiğimiz birçok özelliği biliyorsunuz ki yeni moda olarak şu an batıdan alarak böyle yeni bir şey keşfettiğimiz evreka modundayız ama aslında bizim kültürümüzde hepsi var. Atla hipoterapi uygulaması yapıyoruz. At çok enteresan bir varlık, enteresan bir hayvan ve insanla bir bütün haline gelebiliyor. Onu hissediyorsunuz. O da sizi hissediyor. Enteresan şekilde. Yani bir bağ oluşuyor. Atla o iletişimi kurduktan sonra sizin durmasına dair hiçbir tepki vermeden at durabiliyor. Siz zihninizden durması gerektiğinizi geçirdiğinizde. Ne diyorsunuz? Deneyimlediniz mi bunu? Evet. Ben çok başarılı mıyım o tartışılır belki ama hocam da bunu birebir görüyorum. İsmail, bu bir yorum geldi atla bunu söylemesem. Acaba ata da telkin veriyor olabilir misiniz Fatma Hanım? Yok benle alakalı değil o. Peki. Ama bunu yani görmek böyle şaşırtıyor. Nasıl yani diyorsunuz Allah ilk başta. Allah. Ama at bu kadar aslında insanla bir bütün olabiliyor ki hipoterapistimiz hep şeyi söyler. Hani atı bacaklarınız gibi hissedin. Siz sağınıza adım atmak istediğinizde o atmış olacak. Ve diye. Bu konuyla ilgili bir uzman da var. Tabii ki. Yani müthiş. Bizdeki her hoca... Sobe'deki derslerin hepsi birebirdir ve bizdeki her hocanın artı engellilerle çalışmaya dair muhakkak bir kursu vardır. Çok güzel. Yani at antrenörü bizde at dersi vermek için yeterli değildir. Özel bir eğitimle bunu. Hipoterapi eğitimi alması gerekiyor. Yüzme antrenörü istediği kadar başarılı bir yüzme antrenörü olabilir. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu vardır. Onların dönem dönem açtığı kurslar vardır engelli çocuklarla nasıl çalışılacağına dair. Oradan sertifikası almayan bir hoca bizde derse başlamaz. Peki önümdeki broşürde daha birçok madde var. Mesela müzik terapi. Mesela toprakla iç içe olma var. Aynen öyle. Bunların hepsi fiilen yapılıyor mu? Uygulanıyor mu orada? Müzik terapi Eylül ayında başlayacak inşallah. Onun için birkaç eksiğimiz var malzemeyle alakalı. Biz malzemeyle ilgili bir de problem yaşıyoruz. Çünkü Türkiye'de böyle bir talep yok. Yani Türkiye'de olmayan bazı şeyleri tabii yurt dışından getirdiğimiz malzemelerimiz bile oluyor.
tarım arazisini şu an kullanıyoruz. Toprakla hatta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'dür. Çilek ektik ama çilek toprağımızı çok sevmediği için şu an havuç haricinde her şeyimiz ekili. Çocuklar o toprakla temas ediyorlar. Yatkınlığı varsa ama üzücü bir şekilde biz daha çok temas etmelerini bekliyorduk. Çünkü o toprağın enerjiyi alması muhteşem bir şey ki bilimsel olarak da bunun farkındayız. Biraz çekiniyorlar mı toprakla? Apartmana alışık oldukları için çocuklar. Ay, o toprağa temas şey. Ediyorlar ve eldeki tepki bu. Elini çırpıyor. Bu anneden öğrenilmiş de bir şey. Tabii ki bir de böyle de bir tarafı var. Ama onların da onu yenmesine uğraşıyoruz. Seramik dersini mesela önemsiyoruz. Belki haftada de iki gün seramik dersimiz var. O toprakla temasını orada ettiremiyorsak burada ettirmeye. Ona adapte olabilirler mi? Çamurlara vesaire. Çocuğundan çocuğuna değişiyor. Bazı çocuk şu an çok güzel ürünler var. İnşallah bir sonraki programlarda size hediye de getiririz. Aa, o inşallah. Ürünlerimizden. Bu arada bana bugün o kadar tatlı bir şey getirdiniz ki. Hayatım boyunca aldığım en güzel hediyelerden biri. Çocuklarımız yapmış değil mi? Otizm çocuklarımız. Taş boyama mı bu? Evet, taş boyama. Böyle nasıl dersler var? Ben bunu açarken size biraz bahsetseniz. Şu anki programımızda spordan başladık. Haftada belirli bir gün. Mesela salı günü saat 9'da çocuğumuz spor dersine geliyor. Spor dersinden çıktıktan sonra 1 saat ya da 2 saatte etkinlik dersi alıyor. Etkinlik dersi de yine birebir çocuk gelişimciler ya da el sanatları hocalarından birebir çocuğun yatkınlığına göre şekilleniyor. Yani bazı çocuğumuz yaşam becerileri konusunda daha iyi. Fotoğraflarımızda var mıydı bilmiyorum ama mutfak, çamaşırhane gibi bölümlerimiz var. O bölümlerde birebir çamaşır makinesiyle, bulaşık makinesiyle, tost yapmayla, çay demlemeyle birebir çalışmalar kafelerde yapıyor. Çalışan otizmli çocuklar var değil mi? Otizmli çocuğun çalışması biraz daha zor. Evet. Taşları görüyorsunuz. Böyle. Çok tatlı balıklar bunlar. Evet. Bu balıkların serisini aslında yapıyorlardı. Ben birkaçını size hediye için böyle aldım geldim. Sonra bunlardan akvaryum oluşturmayı planlıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok zarifsiniz. Sizin bakış açınızla onlar da şekilleniyorlar. Ben teşekkür buna inanıyorum. Ederim. Önümüzdeki yıllarda çok daha güzel şeyleri konuşacağımızı da düşünüyorum aynen burada. Aynen öyle. İnşallah. Aldığınız sonuçlarla ilgili inşallah. Bu arada müzik terapi dedik. Toprakla biraz çekiniyorlar. Apartman vesaire dediniz. Ben bunu fırsat buldukça her zaman dile getiriyorum. Belki de en büyük sorunumuz apartmanda yaşamak. Ne diyorsunuz Fatma Hanım? Olabilir. Çocuklar için özellikle daha da zor bir şey. Çünkü bizim çocukluğumuzda böyle değildi mimari tabii değil ki. Mi? Yani o çok çok etkili. Sobenin mimarisinin böyle olma nedeni de bu. Yeşil alanı mesela çok fazla. Çocuk derste sıkıldığı anda bizim sınıflarımızın hepsinde dışarıya açılan bir kapı vardır. Aa. Masa başı çalışamıyorsa hoca hasırını atarak dersin önünde çalışabilir. Sayı sayma mı? O günkü hedef mesela birden ona kadar sayı saymasını öğretme mi? Bunu masa başında boncukla da öğretebilirsiniz. Kağıt kalemle de öğretebilirsiniz. Sobenin içerisinde yürüyüş yaparak da öğretebilirsiniz. Bu bizim en büyük avantajımız açıkçası. Sobeyi en önemli kılan şeylerden biri bu. Apartman hayatı hepimizin hayatını zorlaştırıyor. Yani iletişimsizlik zaten sobedeki en büyük şeydeki, otizmdeki pardon en büyük problem zaten o sosyal ilişkinin olmaması. Aynı apartmanda oturup tanımadığımız açıkçası bir sürü komşumuz var. Çünkü o iletişimden kopmaya başladık. Belki yan taraftaki çocuk bizim çocuğumuzun şifası olacak değil mi? Kesinlikle. Bilemiyoruz. Ama işte bu bizi rahatsız ediyor. Yani sesin duyuluyor olması ve çocuğun öfke nöbetinin yan tarafa ses olarak gitmesiyle o çocuk diyor ki ya o çocuk bağırıyor, o çocukta bir anormallik var, ben onunla oynamam diyor. Bunu bir şekilde duyan anne bu sefer çocuğuna karşı psikolojik anlamda daha çok yıpranıyor. Diyor ki beni konu komşuya da rezil ediyor. Allah'ım diyor asansörde hiçbir komşuyla karşılaşmasam da bana tepki vermeseler diyebiliyor. Bu noktada da açıkçası bazen biz birbirimizin hayatını zorlaştırıyoruz. Ve ben hani programlarda özellikle insanlara şunu çok vurgulamayı çok önemsiyorum. Otizmli çocuğa sahip olmak ya da genel anlamda baktığımızda imtihanlarımızı biz seçmiyoruz. Ve biz bazen şey zannediyoruz, otizmli bir çocuğa olmak sadece o ailenin imtihanı. Hayır, komşusu olarak senin de imtihanı. Ben ofisimden bu alana geçerken de onu düşündüm. Yani otizmle çalışıp çalışmamak karar vereceğim bir durumdu. Ama madem böyle bir şey var ve benim önüme geldiyse demek ki bu benim imtihanım diye düşündüm. Ve bu yüzden lütfen insanlarımızın bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Yani bu bizim çocuğumuzda olmayacak ya da bizim çocuğumuz bir problem yaşamayacak anlamına gelmesin, gelmiyor. Değil 68 mi? Çocukta bir o kadar ciddi bir oran ki ve gitgide de azalıyor. Evet çocuğunuzda olmayabilir ama belki torununuzda aynı şeyi yaşayacaksınız. Lütfen o çocuklarımıza ve ailelerin hayatı kolaylaştıralım. Yani
Otizmli çocuğa sahip bir anneye komşusu dese ki tamam ya parkta oynarlar ben ilgilenirim. Sen git marketinden alışverişini yap gel dese dünyanın herhalde bu alacağı duayla hem bu dünyası hem ahireti kurtulabilir İhya olur değil mi? gibi. Her gün Lütfen birkaç birbirimize saat. destek Evet. olalım. Sobede biz bunu önemsiyoruz. Peki anne babalarla konuşuyor musunuz? Yani onların hayatına dokunabiliyor musunuz? Yoksa sadece Psikoterapi durumu henüz başlamadı. Yani başlamadı. hedeflediğimiz şeylerden biri ailelere eğitimlerin verilmesi ve ailelere destek olunması. Henüz başlamadı ama hedeflerimizden biri bu. Hatta ilerleyen dönem için biz belki ailelerden gelen taleplere doğru ailelere el sanatları olabilir, belki spor olabilir. Onlara da destek olmaya Çünkü çalışıyoruz. onlara da destek gerekiyor, Evet, değil mi? şu an mesela tandemlerimiz var. İki kişinin binebileceği bisikletler. Bunu o imkanı tanıyoruz ailelere. İsterseniz çocuğunuzla binebilirsiniz diyoruz. Bu onlar için çok güzel bir şey oluyor. Çünkü dışarıda bunu yapamıyor aile. Diğer insanların tepkisinden rahatsız oluyor. Böyle bir alana sahip değil, apartman hayatı Değil mi? Herkes yaşıyor. zaten. Bu bile onlar için çok çok güzel Peki oluyor. yer nerede? Konya'da nerede sobe? Yazır Mezarlığı'nın hemen yanında Beyhekim Hastanesi'ne doğru giderken. Peki otizmli bir çocuğumuz varsa biz de sizden destek isteyebilir miyiz? Nasıl oluyor o süreç? Süreç nasıl oluyor? Süreç bu çok önemli bir nokta çünkü genelde aileler şeyi bekliyorlar. Gideceğiz, kaydımızı yaptıracağız ve sisteme gireceğiz. Türkiye'de yeni bir sistem kuruyoruz ve sağlam adımlarla kuruyoruz. Yani bunun garantisini gönül rahatlığıyla verebilirim. Ve yeni bir sistemi, zor bir alanı sağlam adımlarla kurmak biraz zaman istiyor. O yüzden de bizde ön kayıt formu dediğimiz sobe.org.tr internet sitemizden ön kayıt formunu dolduruyorlar ve bizim sistemimize dahil oluyorlar. Sistemimize dahil olmayan hiçbir çocuğu alamayız. Çünkü biz haberimiz yok, bilmiyoruz o çocuğu. Sistem internet üzerinden İnternet işliyor. üzerinden aynen öyle insanların kolaylıkla erişim sağlayabileceği internet üzerinden işliyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Otizm Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurdular bünyemizde. Özel eğitim bölümünden, beden eğitim bölümünden, farklı bölümlerden, üniversiteden hocalarımız belirli günlerde sobede görevliler. Çok güzel. Hocalarımıza danışmanlık yapıyorlar. Dönem dönem komisyon topluyoruz ki sadece ilk komisyonumuzu şu an programa ekledik. İnşallah yakın bir zamanda ikinci komisyonumuzu yapacağız. İlk komisyonda üniversiteden hocalarımızla, sobedeki hocalarla beraber 84 tane çocuğumuzu davet ettik farklı yaş aralığında. Yani 3 yaşından 27 yaşına kadar yaş aralığında hangi çocuğumuz hangi branşa uygun? Yani spora uygun olanı var, havuza uygun olanı var. Şu an önce masa başı etkin, masa başı dersiyle başlaması gerekenler var. Buna karar verdik. Velileri tek tek çağırıp programa onların hangisine uygun olduğuna dair dahil ettik. Derslerimiz ücretli ama imkanı olmayan ailelere de burs politikamız var. Belirli belgeler istiyoruz. Bunları temin edip yönetim kurulu uygun gördüğü sürece burs başlıyor. Ve eğitime dahil olmuş Oluyor. oluyorlar. İnşallah hani bunun müjdesini de buradan verebiliriz. Eylül-Ekim gibi de inşallah rehabilitasyon merkezimizi açıp eğitim kısmımızda da başlayacağız. Aa, ne kadar güzel. Yani sürekli bir şey eklenecek bu halkalara. Aynen öyle. Öyle görünüyor. Evet, güzelleşerek, büyüyerek gideceğiz inşallah. Peki çocuklarla bir aradasınız, değil mi? Evet. Bu neler hissettiriyor size? Neler kazandırdı? Şimdi dışarıdan şöyle görünüyor. Az önce bir örnek verdiniz ya, benim için çok kıymetliydi. İşte anne asansöre dahi binerken bir başkasıyla karşılaşmak istemiyor. Olur da işte çocuğum rencide olur ya da onlar rahatsız olur, bir şey olur diye mümkün mertebe kendini insanlardan soyutluyor Evet. demiştiniz. Dışarıdan bakış açısı da biraz yarım kalabiliyor. Acaba annenin durumu nedir diye çok empati kuramayabiliyoruz. Sesinden rahatsız olup şikayet ettiğimiz durumlar bile var Evet. maazallah. Peki bu konuda siz işin içindesiniz. O çocuklarla bir arada olmak insanın hayatını nasıl değiştiriyor? Bunun manevi yönü var ve siz o konuda birikimli bir insansınız. Yavaş yavaş da sona geliyoruz. Biraz şöyle sizde neler birikti? Onları konuşalım. Neler birikti? İki programımızdan bahsedeyim. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'dür. Biz de şişme parkurlarla 8500 metrekarelik alanımızın birçok noktasını çocuklara o gün eğlenmeleri için açtık. Çünkü bu çocuklar parklara dediğim gibi gidemiyorlar. Birçoğu gidemiyor. Oradaki özgürlüğü görmek ya da çocuğu o anda tepki veriyor ama anne bundan hiç rahatsız olmuyor. Çünkü oradaki herkes otizmin ne olduğunu biliyor ve kimse kimseye kınayan gözlerle bakmıyor. Ramazan'da 500 kişilik bir aile iftarı verdik yine sobede. O kadar rahatlardı ki. Ve sadece şunu söylediler. Allah sizden razı olsun. Biz dışarıda hiçbir şeyden rahatsız olmadan iftarımızı yapabildik. Ha, çocuğu sessizce, sakince, güzelce oturdu mu? Hayır.
Yani belki çığlık attı, belki kendine zarar verdi, belki içeriye girmek istemedi ama hiç kimse ona sizin çocuğunuzda niye böyle bir şey mi var demedi. Kötü bir bakış atmadı. Tam tersi o haliyle hoş geldin dedi herkes ona. Belki ilk defa öyle bir kalabalığın içinde Tabii yemek ki yediler, değil bu mi? onlar için çok çok önemli. Ben ne hissediyorum? Ya zor bir alan, evet. Ama zor bir alanda da başarı her türlü var. Ve bazen hayatımızda yaşadığımız imtihanlar gözümüzde çok büyüyor. Ve diyoruz ki ya mesela kızımın uyku problemi meşhurdur benim. Etrafımdaki herkes bunu bilir. Ama baktığımda şunu söylüyorum. Hani az önce sizinle de konuştuk. 4 yaşında uykusu inşallah düzene girecek. Ama bunu 20 yaşına gelip, çünkü otizmli çocuklarda da uyku problemi vardır. Gece 3'te yatıp sabah 5'te kalkabilir. Yeme içme yine sorunları Tabii ki var, değil yani mi? bazıları seçerler. Dediğim gibi kokuya karşı hassas olabilirler. Cips yemeden güne başlamayanı var gibi. Şimdi cipsin zararlı olduğunu biliyorsunuz anne olarak ama onun rutini bazen Değiştiremiyorsunuz. yenik düşüyorsunuz gibi. Ben kendi adıma hep şunu düşünüyorum. Yani bu hepimizin imtihanı. Bu aynı şey Suriyeliler için de geçerli. Sadece onların imtihanı değil. Yani Mescid-i Aksa uzakta bir cami değil. Yani Müslümansak bence hani Müslümanın derdiyle dertlenmek olması gerekiyor. Ki gönüllü başvurumuz da bizim var. Çok da güzel bir sayıda da var. Yani biz ne yapabiliriz diye Destek o olmak destek için. olanlar var. Yani şu an bedenen çok yani maddi anlamda desteklerini kabul edebiliyoruz. Ama bedenen desteklerini şu an çok kabul edemiyoruz. Çünkü sistem oturtuluyor ve sistemde sizin kurduğunuz otizm çok hassas bir konu. Yani orada işte kötü bir davranış var. Atıyorum elini ısırma var. Siz burada ona hayır diyorsanız ya da dikkatini dağıtarak bir sistem uyguluyorsanız gelen bir gönüllünüz hayır elini ağzından çek ısırma dediğinde bu sisteminizi bozabilir. O yüzden gönüllülerimiz bazen bize niye yardım ettirmiyorsunuz diyebiliyorlar ama sistem oturtmak için bunu yapıyoruz. Allah'ın izniyle sistem oturunca biz şu an dediğim gibi bir pilot uygulamayla 40 öğrenciye dokunuyoruz ama bizim hedefimiz Konya başta olmak üzere inşallah Türkiye'nin farklı yerlerinde bile birçok otizmliye dokunabileceğimizi biliyoruz. Belediyeler açısından çıtayı çok güzel yükselttik. Bundan çok çok mutluyuz. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar Selçuklu Belediyesi böyle bir şey yapmış. Bir vakıf bunu devralmış. Ücretli de olsa bir şekilde insanlara yardımcı olarak hizmet veriyorlarmış. Biz de aynı şeyi istiyoruz diye baskılar artmaya başlamış. Ve şu an birkaç belediye gelip binamızı inceleyip Ne güzel, proje ziyaretler aşamasına başladı. geçtiler. Bu çok çok güzel bir Peki şey. çok kısa bir süre oldu merkez açılalı ama otizmli çocukların hayatında neler değişti? Bize şöyle umut edebileceğimiz birkaç örnek verebilir misiniz? Neler değişti? Hiç komut almadan gelip birkaç kelimesi olanın şu an cümle kuran çocuğumuz var. Ata mesela onun videosunu velimizin izni var mıydı hatırlamıyorum ama bir gün izletmek isterim inşallah size. Normalde hipoterapide bir yan tutucu vardır, bir çekici vardır, bir hoca vardır. Şu an loj dediğimiz hocamızın sadece ipinden tutup çocuğumuzun tek başına süratli bir şekilde ata binebildiği var. Görüyorsunuz. Çok Tabii güzel. yani bu çünkü ata binmek demek duruşunuzdan nefesinize varana kadar birçok şeyi dengelemek demek. Yüzme açısından yol kat etti ama aynı zamanda konuşmasına fayda sağladığımız var. Enerjisini attığı için uyku probleminin düzene girdiği var. Birçok gelişme var tabii ki. Çok güzel. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyoruz. Maşallah. Ben Ben ekibim adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü estağfurullah. burada bu tek kişilik bir çalışma değil. Bu inanılmaz ekip çalışması. Tüm ekip uyumlu. Hani kimse mesleğiyle alakalı ego değil de bu çocuklar için ne yapabiliriz? Herkes bunun kaygısında. O yüzden ekibim adına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bize farklı bir pencere açtınız. Farklı hayatları sizinle beraber biz de yaşadık burada. İnşallah başarılı çalışmalarının sonuçlarını bekliyorum Fatma İnşallah. Hanım. Daha da güzel şeyler olacak. Buna inanıyoruz inşallah. Yeniden görüşmek üzere diyelim, olur mu? İnşallah. Peki sohbetimizin sonuna geldik. Haftanın da son canlı yayınıydı. Pazartesi günü inşallah burada olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.